Merhabalar Baba Torik izleyicileri. Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda CSK Moskova temsilcimiz Trabzonspor'la karşılaştık. Trabzonspor şu anda 4 puanla grubun lideri. İlk maçta Inter'i yenmişlerdi. Daha sonra Lille kendi sahalarında berabere kaldılar. Aslında bu Lille maçı çok önemliydi. Çünkü bu maçta deplasmanda olmasına rağmen Lille iyi hücum etti ama Trabzonspor da çok kontrollü davrandı. Şenol Güneş aslında Trabzonspor'u daha doğru bir oyun oynattı. Deplasman takımı olmasına rağmen Lille'in üstüne saldırmadı. Ev sahibi avantajıyla çok fazla hücumu düşünmedi ve mümkün mertebe bulacağı bir golle belki de maçı kazanmayı hedeflemişti. En azından berabere bitirdi ve kayıpsız mağlubiyetsiz bir şekilde devam etmeye başladı grubunda. CSK maçında da bence bu şekilde bir akıllı oyun sergileyecektir Trabzonspor. Uzun süre beraberliğe oynayacaktır. Alacağı tabii bir galibiyet ise resmen büyük bir hediye olacaktır Trabzon için ve muhtemelen de UEFA Avrupa Ligi'ni garantilemiş olacak en azından bu galibiyetle. CSK Moskova ise aslında biraz şanssız bir takım. İlk maçta Lille'le berabere kaldı. İkinci maçta Inter'i elinden kaçırdı sayılabilir. Kendi evinde Inter'e 3-2 yenildiler. Hem Lille hem Inter maçlarında iyi oynadılar. İyi oyuncuları var. Kesuko, Honda, Alan, Zagoev, Igor Akinfeev, Beresuski, kardeşler Aldonin gibi iyi orta saha ve defans oyuncularına sahipler. Özellikle forvetle de Wagner Love ve Fildişi sahillerinden doyunmaya sahipler. Bu maçta Honda, Olisek gibi oyuncular oynamayacaklar sakatlıkların önlerinde. Bence Trabzon için bir avantaj olacak. Orta sahada Zagoev ki Rus milli takımında da goller atan ve geleceğe parlak olan bir oyuncu. O oynayacak. Diğer taraftan forvet attıysa maça tam kadro çıkacak. Wagner Love ve Dumbia ikisi de oynayacaklar. Bu Trabzonspor'un defansı için büyük sıkıntı. Ben bu maçta öncelikle CSKA Moskova'nın kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. Çünkü iki maçtır da rahat bir şekilde gole gidebiliyorlar. Ama kalelerinde de gol görüyorlar. O yüzden karşılıklı gol var seçeneği oynanabilir. Beraberlik çıkabilecek bir sonuç bence öncelikle. Ben CSKA galibiyeti de olsa sonuçta büyük bir fark olacağını düşünmediğim için 1-2-1 ya da 3-2 gibi bir skor olabilir. Yani tek farklı bir galibiyet olabilir. Bu nedenle üst oynanabilir. Ama kalbimiz Trabzonspor'dan yana ve en azından beraberlik alarak gruptaki liderliğini devam ettirmesini diliyoruz. Baba Torik.